kaya balığı Gobius paganellus. Bu balığın aslen kökeni Atlanto-Mediterran'dır. Gobidia ailesine üye olan bu balığı Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de alplerle kaplı kayalık zeminler başta olmak üzere suyun olduğu birçok bölgede yapacağınız dalışlarda su altında görmeniz mümkündür. Tuzluluk oranına çok dirençli oldukları için tatlı veya tuzlu suyun yoğun veya az olduğu bölgelerde de yaşamlarını sürdürmeyi başarırlar. Vücut renkleri yaşadıkları ortama, cinsiyete, yaşa ve balığın o anki stres seviyesine göre değişkenlik gösterir. Ama çoğunlukla bu balıkların vücut renkleri açık kahverengidir ve üzerinde de koyu benekler vardır. Bu benekler bazen benekli, bazen koyu açık tonlarda, bazen de alaca renklerde olabilirler. Silindirik vücutları, kalın dudakları, büyük kafası, gözleri ve ağzı vardır. Böyle sevimli göründüklerine aldanmayın, acımasız etoburlardır ve ölü canlılardan çok hayvanları canlı bir şekilde yemeyi tercih ederler. Temel besinlerini minik deniz kabukları, poliketler, yumuşakçalar, yengeçler ve solucanlar oluşturur. Gözleri ileri doğru çıkık ve kocamandır. Bu balıklar da çok bölgeci canlılardır ve yaşam alanlarının diğer rakiplerine karşı inanılmaz derece agresif bir şekilde savunurlar. Ortalama 8-9 santim boylarda olsalar da maksimum 12 santim boya ulaşanları da bilinir. Bunda da diğer goy balıklarında olduğu gibi iki ayrı sırt yüzgeci vardır. Bu balıkların birinci sırt yüzgeci hafif yuvarlak ve üzerinde 6 diken, ikinci sırt yüzgecinde ise bir diken olmak üzere ortalama 14-15 kadar ışınları bulunur. Anal yüzgecinde bir diken ve 10 kadar da yumuşak ışını vardır. Yanal çizgisi boyunca da ortalama 50 kadar pul vardır. Akdeniz'de bulunan türlerin 2-3 yaşlarına geldiklerinde Ocak ile Haziran arasında üredikleri düşünülüyor. Karadeniz'de yaşayan türleri ise Mart-Mayıs ayları arasında ürüyorlar ve yumurtalarını da taşların ya da kabukların altına bırakıyorlar. Ekonomik bir değeri olmadığı için avlanmazlar, sadece bazen yanlışlıkla yakalanabilirler.